Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bu programda jenerik tam dakikasında, saniyesinde döner. Ama tabii ki seçim var. Ve üstelik de çok kritik, çok önemli bir seçim. O nedenle Ekrem İmamoğlu'nu ağırladık Halk TV ekranlarında. Ben de Ruşen Çakır'ı ağırlayacağım. Sevgili gazeteci arkadaşım, kardeşim. Epeydir ayrı düştük, ayrılıştık, ayrı düştük. Bu merkez medya tarumar edilince, şimdi Medyascope diye bir alternatif televizyon mu demek? Bayağı televizyon yaptın sen. Alternatif lafını kullanmıyoruz. Pardon, alternatif değil, özür sosyal dilerim. Sosyal medya üzerinden yayın yapan bir tür haber kanalı. Ama bayağı ciddi ciddi televizyon oldu. Yani ama şimdi işte televizyon başka bir şey. Siz televizyon olun, biz başka bir şey. Peki, tamam. Şimdi şöyle başlayayım önce. Sonra zaman bulamayabilirim. Bugün sevgili Berkin'imizin, evladımızın ölümünün 5. yılı. 5 yıl önce öldürüldü ve 5 yıldır daha dava kapanmadı. Dahası var. Son duruşmada bir ay kadar önceydi galiba. Dediler ki vurulduğu yerde keşif yapılacak. 5 yıl sonra ya. Yani ayıp, ne bileyim işte şey, günah, ne derseniz artık. Şimdi Gezi'den bir iddianame çıkarttılar ya. O iddianamede mesela Berkin yok. Berkin gibi öldürülen çocuklarımız da yok. Bir şey daha yok o iddianamede, herkesin dikkat çektiği. Kabataş yalanı var ya, hani başörtülü bacıma saldırdılar yalanı. O yok. Kelime geçmiyor. Yalan olduğu nasılsa çıktı çünkü ortaya. Şimdi o yalandı da bitti mi konu? İkinci bir Kabataş vakası yaşanıyor. Bu sefer 8 Mart günü feministlerin Taksim'de düzenlediği mitingde ıslık çaldıkları ezanı protesto ettikleri yalanı servise kondu. Son derece ayrıntılarıyla çok ayıp bir yalan. Bu da yalan. Feministler zaten hemen açıklama yaptılar, kuruluşlar. Dediler ki bakın burada da görüyorsunuz, polisi protesto ediyorduk, ıslıklıyorduk. Üzerimize çünkü gaz sıkıyorlardı, işte plastik mermiler sıkıldı vesaire. Oradaki kadınlara dayanamadılar. Bütün bunların aynısına geleceğiz sonraki bölümde. Arada belki bir de Kılıçdaroğlu'nu da ağırlayacağız. Dedim ya, seçim bağışlarsınız. Ama şimdi hemen şu notu da vereyim, biz Ruşen'le konuşmaya başlayalım. Yani bugün büyüme rakamları açıklandı. 2018 yılının tabii ki büyüme rakamı. Grafikte de göreceksiniz. Şimdi tablodakiler 2017'ye kadar, görüyorsunuz en son 2017 7.4 olarak gerçekleşmiş. Gayri safi yurt içi hasıla karşılığı olarak, yani büyüme rakamları oranı. 2018'de 2.6'ya düşmüş. Çok sert bir gerileme var. İki bekleyenler de vardı, karamsarlar diyelim. Fakat 3.8 aslında çok küçük, gerçekten çok küçük ve gerileme anlamına gelen bir oran. Ama gene de bu gerçekleşen 2.6'ya baktığınızda gene bir hallice denebilir. Onu kim bekliyordu? Berat Bey bekliyordu. Berat Bey'in beklediği olmadı. O 3.8 beklerken 2.6'ya geliyor. İflaslar, konkordatolar, konkordato listesi duruyor yerde. İflaslar duruyor bir yerde. O bir yer saray, biliyorsunuz. Açıklanmıyor bile neredeyse. Hep bekleniyor. Ne 31 Mart bekleniyor. Şimdi saray bekliyor, bekletiyor da Ruşen. Hayat beklemiyor. 31 Mart öncesinde de işte benzin fiyatları, enflasyon %20'de. Bütün bunlar 2.6 küçülme demek aslında tabii. Eksiye düşmek demek neredeyse. Nüfus artış hızını, enflasyonu düşündüğünüzde. İktidar sıkıntıda. Şimdi sıkıntıda olunca da seçime doğru iyice sertleşti. Hani Millet İttifakı değil, Zillet İttifakı dedi Erdoğan. Terörist dedi vesaire.
Şimdi neden hani bu kadar sertleştiğini sormayacağım. Fakat bunu taban görmüyor mu AK Parti tabanı? Sen pek çok toplumsal kesime, siyasi renge aşina, yakın, izleyen bir gazetecisin. Bir anlatsanıza bize. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ve Erdoğan'ın yönetiminden bunalmış, yorulmuş, gayrimemnun çok sayıda insan olduğunu görüyorum, duyuyorum, tahmin ediyorum. Ancak bu insanların önünde şöyle bir seçenek, şöyle bir soru var. Peki sonra ne olacak sorusu var. Sonra ne olacak sorusunu, cevabını... Yani sonra derken Erdoğan giderse anlamında. Evet. O soruda, o sorunun cevabını tatminkar bir şekilde kendi kendilerine veremedikleri için bir nevi eskiden çok kullanılan kerhen desteklemek gibi bir olay oluyor. Ve Erdoğan da her seçim öncesinde bir takım kutuplaşmalar yaparak, kutuplaşmaları tırmandırarak kendisine oy vermiş olan kesimin kendi etrafındaki bağlılığını güçlendirmek istiyor. Yani bu aslında çok bilinen cambaza bak meselesi. Hmm. Yani şu anda, bir önceki seçimde de bu vardı. Şimdiki seçimde çok daha var. Türkiye'nin çok farklı sorunları var. En önemli sorunları ekonomi ama demokrasi sorunu var, özgürlükler sorunu var. Hukuk. Bütün bunların, bunların tartışılması durumunda, seçim gündeminin bunların olması durumunda iktidar partisi, iktidar ortakları şimdi kaybederler, çok şey kaybederler. Bunun yerine bir takım hani zamanında merhum Erbakan'ın söylediği suni gündem lafına çok uyan, konuyla alakası olmayan bir takım hassasiyetleri kaşıyarak, onları gündeme getirerek, kimi zaman bunları yaratarak konuyu saptırmaya çalışıyor. 24 Haziran öncesi aslında çok elverişli bir seçimdi muhalefet için. Ama Muharrem İnce tabanın kendisine olan teveccühünü kişisel algıladı. Yani Erdoğan'dan bıkmak olarak değil de ya da AKP iktidarından bıkmak olarak değil de kendisine yönelmek olarak algıladı. Ve onun verdiği olayla Türkiye'nin sorunlarını tartışmak yerine Erdoğan'la tartışmaya geçti. Şimdi az önceki söylediğin yere geri dönmek istiyorum. Çünkü Muharrem İnce başlasam biraz zaten tarihe emanet edildi. Geride kaldı o konudaki tartışma. Şimdi önümüzdeki tartışma senin az önce söylediğin yerde zaten başlıyor. Kerhen destek verenler var. Hepsi değil tabii elbette ama bir bölüm kerhen destek veriyor artık, oy veriyor. Verecek ya da. Bunun nedeni gidecek yer bulamaması mı? Evet. Yani mesela ya da geleceğe geleceğe daha güvenli bakamamak meselesi ve Türkiye'nin meselelerinin siyasi ve ekonomik olduğunu biliyorlar. Ancak onların bir takım hassasiyetleri var, insanların bir takım hassasiyetleri var, değerleri var. O değerler üzerinden bir şeyler gündeme geldiği zaman çok kolaylıkla o değerleri bahane ederek zaten yani yarım yani tereddütlerini yenmede o değerleri bahane edebiliyorlar. Şimdi mesela yaratılmak istenen ezan meselesi de öyle. Ona geleceğiz, evet. O çok evet. Ama mesela şimdi çok demin söylemeye olarak çalıştığım Muharrem İnce meselesinin şimdi yeni bir versiyonunu Meral Akşener'le yaşıyoruz. O Meral Akşener'e mesela durup dururken sataşmaya başladı. Evet. Eskiden adını anmazdı, evet. Erdoğan. Çünkü CHP'de kavga edecek kimseyi bulamadı. HDP'lileri çok üzerlerine gitti. HDP'den bir şey çıkmadı. Meral Akşener, İYİ Parti ortak açıklama yaparak hepimiz Meral Akşener'iz diye açıklama yapıyor. Yani bu aslında bir anlamda tabii ki bu kendi siyasi kararlarıdır, kendi tercihleridir ama bu bana bir anlamda şey gibi geliyor, oyuna gelmek gibi geliyor. Yani Tayyip Erdoğan 31 Mart'a kadar Meral Akşener'le seni mahkemeye veririm, sürüm sürüm süründürürüm diyebilir. O da mertlik cevabı verebilir ki verdi. Böyle bir seçim atmosferinde gidebiliriz. Ama bu arada seçmenin esas konuşması gereken, esas merak ettiği konular olan ekonomi, şu bu, yolsuzluk vesaire gibi konular hepsi havada kalır. Ve sonuçta şöyle bir noktaya gelir birçok seçmen. Erdoğan mı Akşener mi?
Ya da Erdoğan mı İnce mi ya da Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Peki Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu var bir de gündemde. Yani Gül'ün kendisi olmayacak belki ama arkasında olacağı, destekleyeceği söylenen bir yeni parti. Ne diyelim, iddiası demeyeceğim çünkü böyle bir hazırlık var. İddia olmaktan çıktı. Hatta yeni partiler var. Peki şimdi Abdullah Gül, Ali Babacan, Beşir Atalay. Onu burada yok ama Davutoğlu'nu ayrıca konuşuruz ama. Şimdi bu partiye göre Davutoğlu biraz daha zayıf kalıyor diye önce şuradan başlayalım. Evet. Gül'den başlayalım. Gül ve Babacan. Şimdi bir alternatif olabilir mi? Ya da daha doğrusu bu parti kurulur mu? Oradan başlayalım. Bu parti çoktandır kurulması söz konusu, pekala kurulabilir. Evet. Ama yeterince kendilerine güvenmiyorlar, cesur değiller. Kurulduktan sonra ne olur? Bence bu partiye bu haliyle, konuşulduğu haliyle kurulursa başarılı olamaz. Ama Erdoğan'ın sonunu hızlandırmada etkisi kesin olur. Hmm. Ama bu onların, yani şöyle ikinci bir AK Parti'ye Türkiye'nin, yani Erdoğan'ı yollayıp yerine ikinci bir AK Parti, AKP getirmek diye bir şey arayışa yöneleceğini sanmıyorum. Ama bu kişiler eğer AKP geçmişlerini çok fazla öne çıkartmadan AKP'yi unutturacak şekilde yeni isimler, yeni yüzler ve yeni söylemlerle çıkarlarsa o zaman bir iddia olabilir. Ama her halükarda Ali Babacan gibi bütün bu AKP iktidarının bunca yıllık zamanda en az yıpranmış isimlerinden birisi. Yani Ali Babacan hakkında negatif şeyler pek yoktur, pozitif şeyler çoktur. Ama mesela diyelim ki Bülent Arınç'ın hakkında çok negatif şey de söylendi vesaire. Bu anlamda mesela bir Ali Babacan gibi bir ismi kuracağı bir partinin Erdoğan'a zarar vereceği çok açık. Hmm. Şundan açık, şu anda Erdoğan'a demin söylediğim kerhen Erdoğan'a destek verdiğini düşündüğüm kesimler için geleceğe yönelik baktıkları zaman peki Tayyip Bey giderse yerine kim gelecek? Kılıçdaroğlu'na mı kalacak Türkiye diye bir endişe taşıyan insanlar için mesela Ali Babacan bir seçenek olabilir. Eğer bu 31 Mart öncesinde 31 Mart'ta Erdoğan bariz bir şekilde yenilirse ne olur sorusuna o zaman Ali Babacan ve arkadaşları yeni bir partiyle tekrar olaya el atarlar gibi bir cevap görebilirlerse ama yani hani armut piş ağzıma düş gibi. Şimdi sen zaten yeterince cesur değiller diye bunun nedenini açıkladın ama mesela 31 Mart öncesinde hani bugün kendilerini deklare etseler. Zaten bütün hikaye de orada. Şu ana kadarki bütün seçimler öncesi bu laflar ediliyor ve hep şöyle bir şey yapılıyor. O seçimde Erdoğan'ın bozguna uğraması durumunda kurulacak olan parti olarak hep çıktı. Ama Erdoğan da bozguna uğramadı. Erdoğan'ın bozguna uğramamasının nedenlerinden birisi de bu partilerin ya da bu oluşumların çıkmaya cesaret edememeleri. Eğer zamanında mesela 24 Haziran'da biliyorsun Abdullah Gül'ün adı geçti ortak aday olarak. Sonra Meral Akşener engel koyunca gerçekleşmedi. Abdullah Gül orada Saadet Partisi'nin adayı olarak ya da bağımsız aday olarak çıkacağını söylemiş olsaydı, işin rengi 24 Haziran'da değişebilirdi. Ama onun yerine herkes birleşmedi, ben yokum dedi, çekildi. Şimdi de eğer mesela bu kişiler, Ali Babacan adı çok zikrediliyor, Ahmet Davutoğlu ayrı bir parti olarak zikrediliyor, bir şekilde kamuya açık bir şekilde böyle bir çalışma içerisinde olduklarını teyit ederlerse, yani nedir? Ali Babacan'ın yapabileceği serbest piyasa ekonomisi, çoğulcu demokrasi, Avrupa Birliği hedefi vesaire gibi AKP'nin ilk yıllarında söylediği bir takım şeyleri, AKP programından bir takım sloganları söyleyip kendisinin ve arkadaşlarının Türkiye'nin işine düştüğü bu durumdan çıkması için yeni bir oluşuma soyunmuş olduklarını deklare etmesi halinde bu seçim öncesi mesela diyelim çok basit bir tweet atabilir. Yani röportaj Babacan vermesine de bile gerek yok. Babacan ya da
ona yakın birisi, onu bağlayan birisi. O zaman işin rengi değişir. Dikkat et, bir takım kim olduğu belli olmayan insanlar yeni parti falan diye sosyal medya hesabı açıp internet sitesi kuruyorlar. Ona bile insanlar ilgi gösteriyor. Onlar büyük bir ihtimalle... Hiç isim olmadığı halde. Onlar büyük bir ihtimalle olta. Yani onlar şey, uydurmaca. Ama birileri gerçek kimliğiyle bunu dile getirirse işin rengi değişir. Dile getiremiyorlar. Seçim sonrasını bekliyorlar. Ama kendilerinin bu ürkekliği seçimdeki beklentileri olan Erdoğan'ın bozgununun daha az mümkün kılıyor. Evet. Yani böyle bir garip bir ikilem var bence. Zaten Türkiye'de mesele o. Hani hiçbir rakibi Erdoğan kadar gözü kara gitmiyor. Hakikaten cesur olmak lazım. Biraz Meral Akşener son özellikle 24 Haziran'dan bu yana bir öne çıkmış gibi görünüyor. Zaten belki de muhatap almasının nedeni o. Şimdi bir reklam molası vereceğiz Ruşen'cim. Hanımefendiler, beyefendiler. Dönüşte özellikle bu Kabataş vakası meselesini konuşmamız lazım. Çünkü bu bir kar topu gibi atıldı ortaya. Çığ olarak üzerimize gelmesini bekliyorlar. Bunu bozmalıyız. Bunu hepinizin öğrenmesi ve anlatması lazım. Çünkü bakın sokakta her yerde AKP'liler, üstelik de bir grup feminist olduğu halde bunu bütün işte CHP'lere, İYİ Partilere, muhaliflere mal ederek ezanı protesto ettiler diye anlatacaklar. Çünkü Erdoğan böyle anlatıyor. Dönüşte bunu konuşacağız. Ayrıntılarıyla çok çarpıcı ayrıntılar var. Resmen bir proje, senaryo gibi. Beraber olalım efendim. Halk Kitap Evi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Halk Kitap Evi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim yeniden birlikteyiz. Yarım saat kadar da bir zamanımız var. Ruşen Çakır'la bu zamanı iyi değerlendirip gündemin en sıcak başlıklarına bakmayı umuyoruz. Önce hemen çok kısacık söyleyeyim. Biliyorsunuz programın başında izleyemeyenler için belki yeni haber olacak. Büyüme rakamları açıklandı 2018'in. Son çeyrekte ciddi bir küçülme olduğu için 2018 büyüme rakamları oranı 2.6 olarak gerçekleşti. Çok sert geriledi. Resesyon diyorlar bunu. Resesyon. Çünkü küçülme artı yüksek enflasyon. İkisi bir arada olduğu zaman evet resesyon, stagflasyon. Nereye giderseniz gidin bir istasyona gidiyoruz. Şimdi o istasyona doğru giderken 31 Mart enflasyon, resesyon, stagflasyon nasıl etkiler bilmiyoruz ama etkilemesin diye bir telaş hali görüyoruz iktidarda. En manidar gelişme. Az önce Kılıçdaroğlu da bir parça söz etti. Bugün resmi gazetede efendim bir tebliğ yayınlandı Ticaret Bakanlığı'nın. Bununla patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. 200 bin tona kadar patatesi ithal ettiğiniz zaman hiç vergi vermeyeceksiniz. Ne şahane değil mi? Evet, o seçimi kadar idare etme. Ondan sonra ya, kim bilir ne olacak? Nisan'a, 20 Nisan'a kadar. 20 Nisan bir de yani hani her şey son derece manidar söylemeye gerek yok. Dahası var, Habertürk'den Olcay Aydilek'in haberini HalkTV.com.tr'de gördüm. Onu paylaşayım sizlerle. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu gece pompa fiyatına benzinde 15 kuruş, litrede 15 kuruş zam bekleniyormuş. Hiç az değil 15 kuruş. Yüksek bir artış. Şimdi tabii CNN Türk mesela zam yasaklanmış. Şeyde de A Haber'de diyor. De falan. Düzenleme. Düzenleme, güncelleme. Şimdi benzin fiyatı güncellenecek.
Şimdi zam demeyin arkadaşlar. Niye diyorsunuz aşk olsun güncellenecek. Ne olacak 15 kuruş yukarı çıkacak falan mı? Nereden nereye geldi medya? Ben ne zamandır böyle bir stüdyoya gelmiyordum. Seni görmeye geldim. Yani, bu iş bitti zaten artık yani bunun bir anlamı yok. Yani bir de sana bu gazeteler önünde sana acıyorum yani hakikaten. Yani bu gazeteleri okumak zorundasın. Ben yıllardır gazete yani internette sosyal medyada gördüklerim dışında gazeteye elimi sürdüğüm bile hakikaten yok. Havaalanında falan öyle bedava verdikleri zaman bile almıyorum yani böyle bir şey. Yani bir şey söyleyeceğim. Şunu en azından belki biliyorsundur. Sadece sen değil. Okuyucu da elini sürmüyor artık. Tabii niye sürsün? İnanılmaz düştü şey. Orada tabii şöyle bir şey oldu. Çölleşti her şey. İktidarın kontrolüne girmesi tek başına açıklamıyor bunu. Yani iktidar kontrol ediyor ama burada kaliteli iş çıksın da istemiyor. Yani şöyle bir şey istemiyor. Kaliteli olsun ama benim olsun. Öyle demiyor. Benim olsun ne olursa olsun. Bir de hatta benim olsun kaliteli de olmasın. Çünkü kaliteli olursa belli bir kalite ister istemez bir şeyi de beraberinde getirir. Sapmayı getirebilir. Onun için tamamen artık iş şeye bırakılmış durumda yani. Nasıl söyleyeyim? Seviye yerlerde. Yani böyle mesela televizyonlarda tartışma programı falan çok ilginç. Ben zaten izlemiyorum. Ama son dönemde izleyenleri de görmüyorum. Yani yakın bir zamana kadar şu olurdu. Şu şunu demiş, bu bunu demiş diye sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta falan tartışılırdı. Artık o da kalmadı gördüğüm kadarıyla. Yani böyle stüdyo kavgaları falan da kalmamış. Çünkü yani az AKP'li, orta şekerli AKP'li, çok AKP'li çağırırsa onlar kavga etmiyorlar ki. Şimdi sana bir şey anlatayım. Bir gün bir ekranda 8 tane mi ne insan toplanmış Habertürk ekranı. Bir de böyle yerler evet. güzel. Evde Müge zaplarken durdu. Ya ne seyrediyorsun dedim. Baktı bir tane kadın konuşuyor. Dinledi. Dedi ki ya vallahi hiçbir şey anlamadım dedi. Ondan sonraki konuşmacının her birisi de bir önceki kadına övgüler düzerek devam edince bu sefer iyice şey oluyor ve şöyle bir soru soruyorsun. Galiba biz yanlış yapıyoruz. Yani bu kadar bir oyun değil artık. Bu böyle bir hayat tarzı oldu artık bir takım insanların. O hayat tarzının hiçbir şekilde değmediği insanlar olduk. Yani böyle bir şey oldu. Demek ki hata bizde demek durumdayız. Çünkü şeyi düşün ya çok da eskiye gitmeye gerek yok. Yakın bir zamana kadar bu ülkede her şeye rağmen iyi kötü tartışma programları olurdu. Farklı görüşler birbirleriyle kavga ederdi ama üzerinden konuşacak bir şey çıkardı. Yani mesela şeyi düşün o dört bir taraf mı? Kadri'nin Nagihan Alçı'yla vesaireyle bir aralar Nazlı Olacak'la falan yaptığı Emre tartışmaların Aysever, evet. hepsinde yani iyi kötü bir şeyler oluyordu. Yani üzerinde konuşacak bir şeyler artık onlar da yok böyle bir garip bir hal değil. Şimdi onun tabii o medyanın geldiği noktaya en iyi örnek bence Kanal D Haber'in geldiği nokta. Kanal D Haber, şimdi Mehmet Ali Birand'ı görmüş geçirmiş, arkasından iyi kötü bir Ahmet Hakan'ı görmüş geçirmiş. Kanal, Buket Aydın diye bir kızcağıza emanet edildi. Reytingler yerlerde sürünüyor. Gerçekten sürünüyor. Hadi bakmayın, mesela Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber neredeyse her üç kişiden biri tarafından yani çok izleniyor olmasına rağmen Buket Aydın'a gene de Altın Kelebek ödülü veriyor, o ayrı. Ama gerçekten sürünüyor reytingler, izlenmiyor. Şimdi ondan ama bir parça gelecek ekrana. Nedeni izlenmesi değil, Medya Mahallesi programında ben sık sık medya tarihine kayıt düşmeyi severim ya, bu da medya tarihine kayıt düşülesi bir durum. Bir genç bir sunucu, ne diyeceğimi de bilemedim, hakikaten ne diyeceğimi bilemedim. Ana Muhalefet Partisi liderini kendince aşağılamak için ne yapacağını şaşırmış, buyurun. Yani hani fıkra anlatmış muamelesi yapıyor. Şimdi burada şöyle bir husus var. Kılıçdaroğlu'nun orada saydığı illerin büyük bir kısmını hakikaten CHP alabilir ya.
Yani her şey bir yana. Şöyle evet. De şimdi yaptığı tabii ki hiçbir tartışma yok. Ama şöyle bir muamele de yapıyor orada. Hani var ya %1'lik partilerin liderleri de çıkar, çok iddialı konuşur falan. Ya sonuçta ana muhalefet lideri ve söylediği yerlerin hepsinde en iddialı parti. Yani hiçbir şekilde mesela gazetecinin normalde orada sorması gereken mesela diyor ki Mersin'i alacağız, Adana'yı alacağız. Elinizde anketler mi var? Neye dayanarak konuşuyorsun? Gazeteci mi dedin? Ya neyse işte. Şimdi bak, Buket Aydın bunu söylüyor. Aynı cephenin yani yandaş medyanın en kıdemli isimlerinden biri Mehmet Barlas bugün köşe yazısında şimdi diyor ki o kadar hakikaten bir şeyleri açık etmiş diyeceğim ki 31 Mart'ta CHP önemli kentlerden bazılarında belediye başkanlıklarını alsa da ülkenin yönünde bir değişiklik olmayacak. Çünkü ne genel seçim ne de başkan seçimi var gündemde. AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'tan sonra da iktidar dümeninin başında bulunacaklar. Şimdi AKP'lere sesleniyor. Rahat olun ya diyor. Alsa bile CHP diyor. Erdoğan diyor yine sarayda oturmaya devam edecek diyor. Fakat burada kritik nokta tam da bu. Aynen. Tekrar söylüyorum. CHP önemli bakın. Önemli kentlerden bazılarında belediyeleri alsa da o da görmüş işareti. Sen dedin ya hani böyle bir ihtimal var. Yüksek bir ihtimal hem de. O hazırlıyor. Yani şeyi hazırlıyor. 31 sonrasını, Mart sonrasının. Evet. Yani korkmayın muhtemel... diyor. Alabilir. Telaş etmeyin. Erdoğan kalacak ama. Bunu söylerken de önemli aralarında İstanbul, Ankara, işte Bursa gibi, Adana gibi bazı kentlerin belediyelerini CHP'nin alabilme ihtimalini satın alıyor. Ve satıyor. Şimdi böyle bir yere gelince bu 31 Mart seçimi, ekonomideki gidişat ve bir türlü bir de sana onu da soracağım. Erol Olçok'tan sonra yeni bir ekip bulamadı dediler. Ona mı bağlanabilir bilmiyorum. Erol Olçok, Erdoğan'ın halkla ilişkiler, reklam, tanıtım danışmanıydı. Danışmanın ötesinde her şeyini ona emanet etmişti. 15 Temmuz'da oğluyla birlikte öldürüldü Erol Olçok. Sonra toparlayamadı kendisini sanki AKP. Ve mesela siyaseten bir şeyler yapıyor ama bazen kantarın topuzunu kaçırıyor. Mesela zillet meselesi. Herkes diyor ki ya ters tepiyor, ayıp oldu diyorlar. Şimdi nasıl görüyorsun? Erol benim arkadaşımdı. Çok severdim. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Çok eskiden beri tanıdım. Erol mesela şimdi İstanbul'da dolaştığımız zaman görüyoruz billboardlarda aşk hikayesi işte sevmek üzerinde kurulu. Çok naif. İstanbul bizim ama için bir aşk Türkiye'de hikayesi. Ama tüm Türkiye'de bunu yapıyor. Yani tüm evet. Türkiye'de çok naif bir şey var, dil var. Şimdi bu dile beğenirsin beğenmezsin ama bir şey tercih etmiyor. Ama öte yandan miting meydanlarında tamamen kutuplaştırıcı bir söylem var. Tamamen beka üzerinde kurulu falan. Erol yaşasaydı herhalde Cumhurbaşkanı'na ikisinin birlikte olmayacağını anlatırdı. Ya bekaysa beka, aşksa aşk. Hem bir taraftan savaş söyleyip hem de bir diğer taraftan aşk söylediğin zaman burada büyük bir uyumsuzluk var. Ama yani, bizim topraklarda şöyle değil midir? Bizim hayır, geçmişte ya benimsin ya karı toprağın. Tamamen profesyonel bir şeyden bahsediyorum. Tabii canım. Refah Partisi'nden beri gelen çok ciddi yürüttükleri bir kampanya söylemleri var. Her seçime göre ayrı ayrı kampanyalar ve bunların büyük bir kısmında Erol'un imzası vardı. Ve oralarda bir strateji vardı ama bu sefer strateji yok. Yani billboardda görüyorsun, billboardda aşkı görüyorsun ama televizyonda Erdoğan'dan nefreti duyuyorsun. Yani bu aşk ve nefret ilişkisi falan diye basitleştirilemez. Çok ciddi bir anlam kayması var. Yani ya baştan aşağı bunu yapacaksın ya da ya savaş diyeceksin, nefret diyeceksin ya da sevgi diyeceksin. İkisini birden yapmak mümkün değil. Bir diğer husus da şu. 24 Haziran kadar kritik bir seçimde kullanılmayan ya da az kullanılan beka meselesinin bugün bu kadar çok kullanılıyor olmasını sorgulamak gerekiyor. Çünkü bugün artık iş 24 Haziran öncesinde kriz gelmekteydi.
Şimdi 24 Haziran'ın hemen ardından kriz yaşanmaya başlandı. Ve insanlardan bir kaçış ya da bir rahatsızlık, özellikle ekonomik olarak alım gücü düşenler, bir de tabii ki işsizlik, işini kaybedenler. Her anlamda bu, sadece işini kaybetmek değil, küçük esnaf vesaire içinde bunun başka versiyonları var. Dükkanını kapatan, iflas eden vesaire. Bunları tatmin edebilecek, bunların öfkelerini, endişelerini giderebilecek bir formülleri yok. Olacağı da yok. Seçime kadar en fazla idare eden tanzim satışlar vesaire gibi yerlerle gidiyor. Eğer baştan itibaren bu seçimde, baştan itibaren bir kardeşlik üzerine, bir aradalık üzerine, çoğulluk üzerine bir vurgu yapmış olsaydı belki bir şansı olabilirdi. Ama beka meselesini dayattığı zaman, kavgayı dayattığı zaman bu sefer zaten oy vermeye niyetli olan insan etrafında konsolide olmak yerine tam tersine bence beziyor, iyice bezmiş oluyor. Yine mi kavga? Yani zaten ekonomik anlamda önünü göremiyorsun. Bir de toplumsal anlamda bir kavgayı, yani kabusun üzerine kabus ekliyor Cumhurbaşkanı. Ve bence çok büyük bir stratejik yanlış yapıyor. Bunu yanlıştan artık dönmesinin de imkanı yok. Ve bunun üzerinden böyle bir şekilde kaptırmış gidiyor. Ve bunun yolu da kutuplaşmayı alabildiğine tırmandırmak. Erdoğan'ın etrafında sen o siyasi tabloyu da az çok bilirsin. Yani oradan çıkan insanları, ayrılanları, kalanları vesaire. Erdoğan etrafında şu anda ya yanlış yapıyorsunuz diyecek biri var mı? Kaldı mı? Sanmıyorum. Yani şöyle varsa bile demiyorlar. Yani illaki vardır. Çünkü geçmişte az çok söyleniyordu bunlar bildiğimiz kadarıyla yani ama. Daha oradaki mesele şuydu. Dinlemiyor ayrı. Sorun öyle değil. Sorun Erdoğan'ın iktidarını paylaşması sorunu. Tabii. Geçmişte iktidarını belli ölçülerde paylaşıyordu. Yani bir kolektif bir akıl iyi kötü AKP içerisinde vardı. Bir takım bakanların sözüne, bir takım bakanların sözüne insanlar kulak kesilebiliyordu. Hı hı. Ya da bir zamanların meclis başkanı Bülent Arınç'ın, Adalet Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın vesairenin bir takım anlamları vardı. Ama şu anda kimsenin bir ağırlığı olmadığı için onların söylediklerine de çok fazla itibar edilmiyor. Dolayısıyla buradaki sorun Erdoğan'ın iktidarı tek elinde toplamış olması nedeniyle kimseye hesap verme, kimseyle tartışma ihtiyacı hissetmemiz. Yani şöyle bir olay değil, orada yanlış yapılıyor. Danışmanları diye bakılıyor. Halbuki olay danışmanlardan ibaret değil. Türkiye'de danışmanlık genellikle patrona duymak istediğini söylemek olarak anlaşılıyor. Ona bakıyor, o ne bekliyordur diye. Yani şeytan avukatlığı yapan danışmanlık ne zaman yok. Ya da gerçeği söyleyen danışmanlık. Evet, öyle bir şey. Kimse de yok aslında bu, yani muhalefette de yok, iktidarda da yok. Doğru, herkes doğru. Duymak istediğini yapıyor ve onun dışındaki çatlak sesler, itirazlar, eleştiriler, uyarılar genellikle şimdi tabii sırası değil. CHP'de mesela parti meclisinde var. Hani uyulmuyor, dinleniyor, dinlenmiyor ayrı ama konuşanlar ve bunu söyleyenler var. Ama AKP'de öyle bir çekirdek yarattı ki o çekirdek, o kor, ona yaklaşamıyor bile zaten. Bırak söylemeyi. O kordakiler de, o çekirdektekiler de dediğin gibi Erdoğan ne duymak ister diye yani tartışmaların söylüyor. Bir zamanlar bu partide çok ciddi tartışmaların olduğunu biliyoruz. Mesela tezkereyi hatırla, 2003'teki. Bir grup AKP'li oy vermediği için tezkere geçmedi. Yani mesela AKP iktidarının ilk büyük ciddi hesaplaşmasıydı ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı Tayyip Erdoğan. Ondan sonra zaten partide birçok şeyi budadı, etti ve insanların kendi ayakları üzerinde durmasını izin vermedi. Ve şimdi gelinen noktada ama iktidarını, yani şöyle bir husus var. Bir kriz halinde iktidar, bu kriz siyasi bir kriz, ideolojik bir kriz ve bu krizi aşmak için iktidarı daha fazla kendinde toplamayı bir çözüm olarak görüyor. İktidarı kendinde topladıkça krizi en fazla erteliyor ama kriz daha da derinleşiyor. Bence krizin çözümü yine o tekrar başlarda olan kolektif aklı iyi kötü gündeme getirip, ama bunu yapmak için de
kendi iktidarını başkalarıyla paylaşmaya razı olması gerekiyordu. Kim onu yapmayacak? Ama Gezi'den itibaren 17-25 Aralık vesaireyle beraber peş peşe gelen bu olaylardan sonra artık bunu bıraktı ve kimseye bir anlamda kimseyle iktidar paylaşmaya yanaşmıyor. Yanaşmadığı için de verimli bir akıl üretme, vizyon üretme olayı ortadan çıkıyor. Bunun yerine kısa vadede oradan faydalanmak isteyen birçok insan, yani trenden birçok insan indi ve trene binenlerin büyük bir kısmının da Fransızca bir arevist diye bir laf vardır. Yani bir yere ulaşmacı, yani çıkarcı insanlar, pragmatist dediği çıkarcı insanlar büyük ölçüde doldurdu. Bakıyorsun mesela şimdi AKP adına öne çıkan, az buçuk öne çıkan insanların hemen hemen hiçbirisinin bu hareket içerisinde geçmişi yok. Çok yakın bir zamanın insanları, yani bunlar büyük bir kısmı son dönemde trene atlamış. İslamcılıkla da alakaları yok. Hatta bazılarının İslam'la da alakası olduğu şüpheli yani. O kadar. Şimdi yok ama pek çok karşıya yönelik silahı da hep İslam adına üretip kullanıyorlar. Şimdi bakın, az önce de zaten andık, bir Gezi meselesi Erdoğan için kırılma noktalarından biriydi Erdoğan iktidarında. Orada bir kabataş yalanı uydurulmuştu. Başörtülü bacıma işte 70 erkek elleri dere eldivenleri üstleri çıplak, tam bir fantazi malzemesi saldırdılar diye, dahası da vardı zaten. Ve hatta işte bu Sabah gazetesinden alınma bu. Böyle bunlar çöp adamlar. Yani bildiğiniz çizme, grafik. Sanki hani bunlar olmuş gibi de gösterdi Sabah gazetesi. Şimdi Sabah gazetesi aradan geçti kaç yıl? 6 yıl. Bugün gene bir ikinci kabataş vakasını hatırlatan başlıkla çıktı. Bunlar ezan ve bayrak düşmanı. Aynı şeyi Star da verdi, ezan ve bayrak düşmanları. Tabii bunu Erdoğan söylediği için bunlar da hep bir ağızdan söyleyebiliyorlar. Nedir peki ikinci kabataş vakası dediğim? İstanbul'da Kadınlar Günü'nde kadınlar gösteri yaparken ezanı ıslıklamışlar, protesto etmişler. Şimdi önce o kadınların, bununla itham edilen kadınların Taksim'deki yürüyüşte bir halini görelim. Buyurun verelim görüntüyü. Çünkü barışçı bir şekilde Kadınlar Günü de yürüyüş yapan kadınların üzerine böyle bir şiddetle gidildi. Arada dövülen oldu vesaire vesaire. O gün öyle bitti ama. No, ertesi gün öğle saatinde Yeni Şafak'tan bir gazeteci bir video yayınladı. Bugün Yıldıray Uğur bu konuda yazmış, birazdan söyleyeceğim. Tam da bir, onun da zaten notu düşmüştü, 1.36 saniyelik bir video. Şimdi bu video, Yıldıray Oğur'un da analiziyle birlikte anlatıyorum size. Hemen bu İstiklal Caddesi'nde caminin minaresinin yanında bir yerden yukarıdan çekilmiş. Yani minareye ve ezana yakın, yerden uzak. Ve dolayısıyla sanki ezan okunurken işte kadınlar onu ısıtlıyormuş gibi bir hava yaratılmış. Zaten böyle bir başlıkla servis edildi. Ve ertesi gün bir grup tekbir getirerek Taksim'de, hiç engellenmediler, kadınları tam da Erdoğan dediği gibi ezan ve bayrak düşmanlarını kınadılar. Ama kabataş yalanından daha çabuk patladı balon. Şimdi AKP'nin MYK üyesi, o Taksim'de protesto edenlerin özellikle görüntüleri üzerinden Yeni Şafak'ta bir gazetecinin servis ettiği ertesi gün. Neden ertesi gün mi kadar bekletildi mesela diyor. Ne diyorsun? Bütün bunları verdim. Erdoğan'la birileri... Birçok kişi 6-7 Eylül olayları göndermesi yapmış. Büyük ölçüde bu da öyle bir şey. Sonuçta bu bir bireysel bir gazetecinin tesadüfen bir video bulup onu yayınlaması vesairesi, şusu busu olayın ötesinde çok daha sonrasında görüyoruz zaten.
seçim kampanyasına malzeme olarak kullanılıyor. Bu kadar tesadüf olacağını sanmıyorum. Bu olayın baştan itibaren kadın yürüyüşünün ezanla bir ilgisi olmayacağı bariz. Bir diğer husus da tabii şu, kadın yürüyüşünde çok ciddi sayıda Müslüman kadın var. Başörtülü vesaire. Tabii. Hatta birileri, iktidara yakın medyada birileri Saadet Partisi'ni de suçladı bu olayla ilgili olarak. Bu aslında birileri söyleyenler de olmuş bunu. Ben de o kanıdayım. Muhafazakar camiadaki kadınlar arasında çok ciddi bir feminizm akımı var. Bundan çok büyük bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlıkları hem bir takım AKP'nin söyleminden rahatsızlık var. Genel olarak erkek egemenlikten ve siyasi iktidarın dilinden, kadına yönelik şiddetten. Dahası Ruşen, hani feministleri oradaki bir grup kadını suçlasa iyi. Buradan Millet İttifakı'na, CHP'ye, İYİ Parti'ye falan gidiyor. Tabii o ayrı. Seçim kampanyasında kullanmıyor olması ayrı ama bir diğer husus, muhafazakar camia içerisinde kadın sorunu konusunda çok ciddi bir gerilim var. Çok ciddi bir gerilim var. O gerilimin de etkisi var. Ama buradaki husus şu. Bu tamamen bir şekilde, hızlı bir şekilde yapılmış olan bir operasyon. Buradan hareketle şey yapılmaya çalışılıyor. İşte iktidarın dili bu seçimde bir kutuplaşmayı tırmandırmak istiyor Erdoğan. Ve kutuplaşmayı tırmandırmak için de ezan ve ne alakası varsa yanına bayrak da kondu. Evet, hiç öyle bir şey yok yani. Çünkü şimdi bakın, ama çok çabuk patladı. Kabataş'ta da aslında anlamıştık ama görüntüsü var falan bile demişti Erdoğan. Burada çok çabuk patladı çünkü görüntülere de ulaşma imkanı buldu insanlar. Şimdi ilk yazısında Erdoğan'ın söylediklerine prim veren bir gazeteci, AKP cephesinden bir gazeteci, internet haberden Süleyman Özışık. Bir tweet yayınladı. Bugün, işte bir saat kadar önce herhalde, dedi ki, Taksim'deki gösteride ezanı susturmak için ıslık çalındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, protestocuların ezanı değil, yolu kapatan polise ıslık çalarak protesto ettiği belirlendi. Gösteriye katılan dernek temsilcileri de bu yönde açıklama yapıp ezana saygısızlık etmediklerini belirttiğine göre bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum. Ben kendi adıma Erdoğan'dan da böyle bir özür beklerim. Tabii boşa beklerim ayrı. Neyse. Peki. En azından birileri bunu yanlışı kabul etmiş diyelim. Buna bile razıyız. Bakalım yandaş medyanın öbür isimleri ne yapacak? Evet, süremizin sonuna geldik. Bilmiyorum, söyleyecek bir şey var. Bir şey söyleme. Şimdi geçen bir duvarda yanılmıyorsam bir röportaj Sırrı Süreyya ile yapılmış. Sırrı Süreyya ile, evet. Evet, izliyor. Televizyonda bir tek seni izliyormuş. Ben Sırrı'yı ziyaret etmek istedim. Avukatıyla konuştum. Ama görüş imkanı yokmuş yani, dışarıdan akraba olmayanları falan. Bari o zaman burayı izliyorsa, şu ana kadar da izlediyse, o zaman umarım ona buradan bir ve arkadaşlarına, ama özel olarak Sırrı'nın kendisine bir selam yollamak isterim. Senin aracılığınla böyle bir... Ben de göndereyim. Biz artık biliyorsun internet üzerinden yayın yaptığımız için bizi cezaevindekiler izleyemiyorlar. Halbuki ben içeri girdiği zaman Sırrı ile ilgili yayın da yaptım vesaire. Hı hı. Çok eski arkadaşımdır. Çok severim. Umarım bir an önce tekrar özgürlüğüne kavuşur. Onun gibi sırf siyaset yaptıkları için ve siyasi iktidardan farklı bir çizgide oldukları için içeride olan çok sayıda insan var. Hepsinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Sırrı'ya tekrar çok selam söylüyorum, ama o cezaevi zamanında bayağı bir yatmışlığı var. Biz onunla aynı dönemlerde farklı yerlerde yattık 12 Eylül sonrası. Ona cezaevi çok şey yapmaz. Yeni bir senaryo ile, hatta romanla çıkacağını biliyorum Sırrı Süreyya'nın. Ben de çok selam ve sevgilerimi iletiyorum. Aynen senin dediğin gibi adalet arayan, özgürlük bekleyen herkese cezaevindeki ne çok haksızlıklarla, ne çok hayatlar çalınıyor biliyoruz. Hepsine selamlarımıza, sevgilerimize. Çok teşekkürler Ruşen Çakır. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşelim efendim.
Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.